أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet, Mişkatül Mesabih'in Kitabül İlim bahsinin bahsindeki ikinci faslın 205 numaralı hadisiyle devam ediyoruz. Ve an Enes'in radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجه وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله مسلم وقال هذا حديث متنه مشهور إسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen ve İmam İbn-i Mace rahimahullah tarafından nakledilen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şöyle buyurduğu naklediliyor. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İlim talebi her Müslüman üzerine farizadır, farzdır, gereklidir, lazımdır. Ve vada'u ilmi inde gayri ehlihi. İlmi ehil olmayan bir kimseye aktaran, öğreten kimse ke mukallidil khanaziri el cevhere ve lu'lu'a ve zeheb. Domuzların boynuna mücevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Bu şekliyle, bu lafızla İmam İbn-i Mace nakletmiş bu rivayeti. İmam Beyhaki de Şuab-ül İman'da talebul ilmi faridatun ala kulli muslim kısmına kadar nakletmiş. Bu kadar metni bu kadar nakletmiş ve şöyle demiş: "Hâdâ hadîsun metnuhu meşhurun ve isnaduhu daifun." Bu metni meşhur bir rivayettir, isnadı zayıftır. Buradaki meşhurdan kasıt haberi ahad meşhur, metevatirdeki meşhur değil. Yani senedindeki ravi adedi 3 veya daha fazla raviden oluşan hadis değil. Bu halkın dilinde dolaşan, halk arasında şöhret bulmuş, dilden dile dolaşan meşhur anlamında. Fakat isnadı zayıftır demiş İmam Beyhaki. Sonra da eklemiş ve kadruviye min evcuhin, farklı isnatlarla, farklı tariklerle nakledilmiş bu hadis. Kulluha daifetun, bütün isnatları zayıftır demiş. Evet, bütün isnatlarının zayıf olması bizim tabi bu rivayeti kaldırıp atmamızı gerektirmiyor. Bize böyle bir hak vermiyor. Nice zayıf hadis vardır ki bizim için vazgeçilmez bir kıymet ifade eder. Bu zayıf hadislerin tarikleri, senetleri, belli şartları, kıstasları taşıdığında, bir arada değerlendirildiğinde bu bir mecmua hasıl olur ve bu mecmuadan bir kuvvet oluşur. Ve hadis zayıf mertebesinden hasenli gayrihi mertebesine çıkar. Bu tarz rivayetler çoktur. Bu rivayet ilim talebinin her Müslümana farz olduğunu ifade ediyor. Biz de insanlara diyoruz ki kardeşim, bu ahir zamanda okumayın, kitap okumayın. Kitap okudukça kafanız karışıyor. Birileri de getirip bu rivayeti karşımıza koyuyorlar işte. Hadis okuyorsunuz insanlara ama bak hadiste Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ilim talebi her Müslümana farzdır.
nasıl olacak bu iş? Hadisteki bu mutlak ifade, talebül ilmi şeklinde mutlak bir tarzda gelmiş olan bu ifade aslında mukayyet bir ifadedir. Yani her ilmin herkes tarafından öğrenilmesi farzdır anlamına gelmiyor. Mukayyet bir ifadedir. Ne ile mukayyettir? Bir kere en başta kişinin içinde bulunduğu halle ilgili ilimlerle mukayyettir. Yani evleneceksin, nikah ve talak ahkamını öğrenmek o insana farz olur. Bekar bir adama nikah ve talak ahkamını öğrenmek farz değildir. Ticaret yapacaksa ticaret ahkamını öğrenmesi farzdır. Devlet memurluğu yapan bir insana ticaret ahkamını öğrenmek farz değildir. Ticaret yapmayan bir insana sana farzdır ticaretle ilgili ahkamı öğren denmez. Hakeza bu şekilde herkesin içinde bulunduğu halle yaptığı işle ilgili İslami hükümleri, ilimleri öğrenmesi farzdır. Bunların dışında kalan ilimler, bu ilimleri de öğrenmek farz-ı kifayedir. Ümmet bu ilimleri öğrenecek insanları, bu insanların yetişeceği kurumları inşa etmek zorundadır, tesis etmek zorundadır. Bu ümmet üzerine farzdır. Belki de günümüzde ümmet bu temel farzı gereği gibi yerine getirmediği için iki yakamız bir araya gelmiyor. Devlet ilahiyat fakülteleri açıyor, okullar açıyor, çocuklarımızı oralara gönderiyoruz, oralarda ilim öğreniyorlar. Bu yetmez mi? Bu yetmez. Bilhassa İslami ilimler için bu yeterli değil. Artık herkes tarafından itiraf ediliyor, kabul ediliyor ki İslami ilimlerin öğrenileceği vasat üniversite ortamı değildir. Ha, üniversite dışındaki zamanlarında bir talebe gider bir hocadan, birkaç hocadan dersler alır, vakitlerini böyle değerlendirir, tamam. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama fakültede öğrendikleriyle yetinip, üstüne kendisi evde kitap okuyarak alim olmayı kafasına koysa bir insan olabilir mi? Çok zor bir şey. Altyapısının çok güçlü olması lazım. Okuduğu metnin, kitabın, fikrin ne ifade ettiğini, kıymet-i harbiyesinin ne olduğunu bilebilecek durumda olması lazım ki o insanın tek başına münferit yaptığı okuma faaliyeti ona bir fayda sağlasın. Yoksa bu insan alim olmaz, belki aydın olur, belki mütefekkir olur, belki malumat furuşu olur ama alim olamaz. Alimle aydını birbirinden ayıran kıstaslar var. Bunlardan birisi İslam alimi, bizim bir insana İslam alimi diyebilmemiz için o insanın temel İslami ilimleri bir medrese ortamı içinde icazetli bir hocadan almış olması lazım. İkincisi, temel İslami ilimler derken biz bilhassa hep vurguladığımız o iki aslı kastediyoruz. Usulü din ve usulü fıkhı bilmesi lazım. Özellikle bu dönemde, bu içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir insanın İslam hakkında, Kur'an ve sünnet hakkında konuşma mevkiinde olan insanların bu iki ilim dalını mutlaka bilmesi lazım. Bu iki ilim dalından habersiz bir şekilde Kur'an ve sünnet okuması yapmak çok tehlikeli bir şey. Zira günümüzde pek çok insanın bu vesileyle yoldan çıktığını ve insanları, kitleleri de yoldan çıkardığını görüyoruz net bir şekilde. Bu çok tehlikeli bir şey gerçekten. Evet, dolayısıyla buradaki talebül ilmi faridatun cümlesi herkesin içinde bulunduğu hal ile ilgili ilimleri bilmesi dedik. Bunların başında insanın yaratıcısını tanımasını sağlayan ilimler geliyor. Neye nasıl inanacağını bilecek bir insan. En azından icmali olarak bilecek. Sonra bu kişinin içinde bulunduğu duruma göre artarak kişinin ilmi müktesebatını genişletecek bir şekilde yükselir.
Helal haram ahkamını bilme konusunda, amellerin inceliklerini bilme konusunda, kalbin ahvalini bilme konusunda giderek kişi kendisini geliştirebilir. Bu mümkündür ama öncelikle üzerinde bulunduğu işle, amelle ilgili hükümleri öğrenmesi, bilmesi lazım. Alimler bu farizayı şöyle üçlü bir formülde toplamışlar. Gerçekten çok nefis. Demişler ki, farzdan önce yapılması gereken bir farz vardır. Nedir o? Amelden önce o amelle ilgili hükümleri bilmek. Amel de farz, o hükümleri bilmek de farz. Ama bunlardan biri diğerinden önce geliyor. Amelden önceki, farzdan önceki farz. Sonra farzın içindeki farz, bu da ilim ve amelde ihlas. Bunu nasıl elde edeceğiz? Bunu bilmesi de farz. Sonra farzdan sonraki farz, o da amelden sonra havf ve reca. Bir amelin içinde, öncesinde ve sonrasında üç tane farz bulunuyor. Dolayısıyla amelin makbul olabilmesi, salih olabilmesi için bu üç aşamadaki farza, farziyete dikkat etmek gerekiyor. Yoksa bu rivayette kişiyi içtihat seviyesine çıkaracak ilimler kastedilmiyor. O herkese farz değil. O sadece ehline farz. Ki hadisin devamı da bize onu anlatıyor. Eğer bu ilimleri biz ehline öğretmezsek, ehil olmayan insanlara öğretirsek, işte o bir domuza gerdanlık, altın, inci, mücevher takmaya benziyor ki bizatihi ilme yapılan bir zulümdür bu. Taşıyamayacak insanlara taşıyamayacağı bilgileri öğretmemek lazım. Kaldıramayacağı yük ile muhatap etmemek lazım. Kellimun nâse alâ kaderi ukûlihim gereği herkes ne kadarını kaldırabilecekse, istihab haddi ne kadarsa o kadar yükleme yapmak lazım. Aksi halde devreler karışabilir, kısa devre yapabilir. İşte bugün çok örneklerini bunun görüyoruz. Evet, İmam Beyhaki bu rivayetin birçok tarikten nakledildiğini ve fakat hepsinin zayıf olduğunu söylemiş. İbn-i Salah ve El-Hakimun Neysaburi Ulumul Hadis'le ilgili kaynaklarında bu rivayeti sahih olmayan meşhur hadise örnek olarak zikretmişler. Ama İhya Ulumuddin'deki hadisleri tahriş eden Hafız Iraki bu rivayetin bütün tariklerinin zayıf olduğu şeklindeki tespite, İmam Beyhaki'nin tespitine itiraz etmiş. Ve bu tarikler içerisinde bir tanesi zayıf değil, hasendir demiş. Keza El-Cami'us-Sagir şerhi El-Kevkebül-Munir'de El-Alkami diyor ki ben bu rivayetin 50 ayrı tarikten geldiğini tespit ettim ve bunları topladığım bir cüz yazdım. Bu 50 tarik, 50 ayrı rivayet yolu bir arada düşünüldüğünde sözün başında da belirtmiştik. Bu mecmuadan bir kuvvet hasıl olur ve hadis zayıf mertebesinden hasenli gayrihi mertebesini çıkar. Bir de bu rivayet genellikle camilerde, vaazlarda, hutbelerde zikredilirken talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin şeklinde nakledilir. Sonunda bir muslimetin ifadesi, erkek ve kadın Müslüman anlamında. Müslimetin kelimesi herhangi bir tarikte, varyantta sabit değildir. Bu bir idraçtır ve buna dikkat etmek lazım. Evet, 206 numaralı hadis. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Hasletâni lâ teştemi'âni fî münâfikin husnu semtin ve lâ fıkhun fiddini. Ravahu Tirmidiyyü. İmam Tirmizi nakletmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri demiş ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. O şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki, iki hususiyet, özellik vardır ki bunlar münafıkta bir araya gelmez. Bunlardan birisi husnu semtin, yani güzel ahlak, hal ve tavır, davranış, gidişat, seyri suluk. Birisi de dinde fıkıh sahibi olmak. Münafıkta bu iki haslet bir araya gelmez. Acaba bu hadis bize ne anlatıyor? Kendisinde bu iki hasletin bir araya gelmediği herkesin münafık olduğunu mu anlatıyor? Gerçekten derin kavrayış sahibi alimler burada bir inceliğe dikkat çekmişler. Diyorlar ki, hadisin zahir ifadesi, bu iki haslet münafıkta bir arada bulunmaz. Dolayısıyla bunlardan biri bulunsa öbürü bulunmaz gibi bir şey ifade ediyor. Zahirden bu anlaşılıyor. Ama aslında Efendimiz bunu kastetmedi diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği şudur. Bu iki haslet mümin kişide bir araya gelmelidir. Mümin kişi bu iki hasleti bünyesinde cem etmelidir. Bunlardan hiçbirisini terk etmemelidir. Dinde fıkıh sahibi olmak, derin kavrayış sahibi olmak ve bunu taşıyabilecek olgunlukta, enginlikte, dinginlikte olmak müminde bulunması gereken bir haslettir. Yoksa bu hasletler münafıkta bulunur anlamında değil. Nitekim Fussilet suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve veylun lil müşrikine ellezine la yu'tune zekate. Zekatı vermeyen o müşriklerin vay haline. Müşrik zekatı vermez. Zekat vermekle mükellef değil. Öncelikle iman etmekle mükellef. Dolayısıyla zekat vermemeyi müşrikin bir hasleti olarak, bir vasfı olarak zikretmek burada çok yerine oturmuyor zahir bakımından. Müfessirler diyorlar ki burada kasıt müminleri zekata teşviktir. Dolayısıyla müşriklerin vay haline, zaten onlar zekatı da vermezler gibi anlamak bu ayeti. Müşriklerin vay haline, onlar zaten zekatı da vermezler gibi anlamak daha doğrudur diyorlar. Bu ne demek? Ey müminler, siz zekatı verin. Zekatı vermekte gevşeklik göstermeyin demek. İşte burada da müminlere bir işaret var, bir işar var ki bu iki hasleti bünyenizde toplayın. Hem derin kavrayış sahibi olun, hem de onu taşıyabilecek olgunlukta, enginlikte olun. Bu olmazsa ne olur? Derin kavrayış sahibi bir insan, ilim sahibi bir insan bunu taşıyamayacak ahlaki zaaflara düçar olmuşsa eğer, o ilmi kendisine de başkalarına da zarar verir. Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen bir söz var. اَخْشَ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقٍ عَل۪يمَ الْلِسَانِ. Ben diyor sizin için dilde alim münafıklardan korkarım. Adamın dili alim, dilde çok güzel cümleler kuruyor, çok güzel terkipler kuruyor, çok güzel tespitlerde bulunuyor, çarpıcı şeyler söylüyor. Ama adamın bu ilmi taşıyabilecek bir yaşantısı, bir seyri suluku, bir gidişatı yok. Bununla başka şeyler kastediyor. Gerçekten bu noktaya dikkat etmek lazım. Evet, 207 numaralı hadis.
Bu bir önceki hadiste bir cümle daha vardı. Onu atladık mı? Evet, yok, tamam. 207 numaralı rivayet. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men kharece fi talebil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yerci'a. Revahu Tirmiziyyu ve Darimiyyu. İmam Tirmizi ve Darimi rahimehumallah Hazreti Enes'ten nakletmişler radıyallahu anh. Demiş ki Enes bin Malik Hazretleri, Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: kim ilim talep etmek üzere çıkarsa evinden, memleketinden, beldesinden çıkar, ilim talep etmek için başka bir yere giderse, فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ حَتَّى يَرْجِعَ, geri dönene kadar, evine, memleketine dönene kadar o kişi Allah yolundadır. Allah yolunda olmaktan kasıt, Allah yolunda cihad eden insanların sevabına ulaşır demektir. Tabi bu ilim talebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rivayetlerinde, hadislerinde, teşviklerinde farklı iştigal sahalarıyla kıyaslandığında mutlaka bir adım önde. Bunu görmemek mümkün değil. Yani ilim mi, ibadet mi, ilim? İlim mi, cihat mı, ilim? Yani fazilet sıralamasında mutlak surette ilmin her bakımdan ön sırada, birinci sırada bulunduğunu görüyoruz. Burada da öyle. Hatta bildiğiniz gibi Tevbe suresinde Cenab-ı Hak dinde tefakkuh eden insanları, dinde derin kavrayış sahibi olmak üzere çalışan, çalışması gereken insanları cihattan muaf tutmuş. Siz topyekün cihada çıkmayın, her bir fırkadan bir takımlarınız, bazılarınız dinde derin kavrayış sahibi tefakkuh etsin, derin kavrayış sahibi olsun, olmak için geride kalsın ve kavmi onlara dönüp geldiğinde onlara onları sakındırsın şeklinde bir anlamında, mealinde bir ayet var biliyorsunuz. 122. ayet Tevbe suresinin. Dolayısıyla ilim talebi her türlü amelin başında geliyor. İlim adamı cihattan bile muaf tutulduğuna göre ilmin cihada da üstünlüğü burada ortaya çıkıyor. 208 numaralı rivayet. Ve an Sahberetel Ezdi radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي يضعف. Sahbere el-Ezdi isimli sahabiden geliyor. Sahabi olup olmadığını bazı alimler, sahabe tabakatıyla ilgili eser yazan bazı alimler tartışmışlar ama sahabi olduğu kanaati ağır basıyor. Yemenli Ebu Abdillah Sahbere isimli bir sahabi radıyallahu anh. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu: men talebel ilme, kim ilim talep ederse, ilim öğrenmek için bir cehdu gayret içine girerse, kâne keffâreten limâ madâ, bu onun geçmiş günahlarına keffaret olur. İmam Tirmizi ve İmam Darimi nakletmişler. Tirmizi, İmam Tirmizi şöyle demiş: hâdâ hadîtun da'îful isnâdi. Bu isnadı zayıf, senedi zayıf bir hadistir. Ve Ebu Davud el-Raviye yuda'afu. Ebu Davud isimli ravi taz'if edilmiş, zayıf olduğu söylenmiş. Evet, burada
İlim talebinin mutlak anlamda kişinin geçmiş günahlarına kefaret olduğu ifade buyurulmuş. Bütün günahlarına kefaret olur mu? Daha evvel gördüğümüz hadisleri hatırlayın. Gök ehli ve yer ehli, ilim ehli için istiğfar ederdi. Hatta sudaki balıklar istiğfar ederdi, bağışlanma dilerdi. Dolayısıyla bu hadisteki bu zaaf dolayısıyla bunu itimada şayan bulmak doğru değil. Sahih rivayetlerin metniyle örtüşen bir manası var. Dolayısıyla kaldırıp atmayacağız. Sahih hadislerle manası örtüşüyor. Senedi zayıf ama sahih hadislere tezat teşkil etmiyor. Dolayısıyla ilim talebi için bir yola girmiş, bir cehd-i gayret içine girmiş insanların geçmiş günahlarının bağışlandığını, bağışlanacağını söylemek yanlış olmaz. Buradaki geçmiş günahlardan kasıt nedir? Elbette geçmiş küçük günahlardır. Bağışlanması hadler gibi, kefaretler gibi belli bir müeyyideye bağlanmamış olan günahlardır. Belli bir müeyyideye bağlanmış olanlar o müeyyide yapıldığında, yerine getirildiğinde affedilir, bağışlanır. Dolayısıyla burada münhasıran hukukullahla ilgili günahların kastedildiğini söylemek yanlış olmaz, Allahu alem. ...209 numaralı rivayet. Yuan Ebu Sa'idin el-Hudriyyi radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, len yeşba'al mu'minu min hayrin yesma'uhu hatta yekuna muntahahu el-cennete. Revahu Tirmidiyyü. Gene İmam Tirmizi rahimehullah'ın naklettiği bir hadis. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: mümin işittiği hayırdan doymaz ya da hayır işitmekten doymaz ta ki sonu cennet olana kadar. Buradaki hayrı işitmekten maksat şüphesiz ilmi işitmektir. İlmi tahsilde bulunmak, bir ilim adamını dinlemek, ondan ilim almak. Mümin buna doymaz ta ki bu fiili onu cennete götürene kadar. Bu rivayet bize bir şey anlatıyor. Evet, ilim ehli, ilmin tadını, rengini, kokusunu bir kere almış olan insanlar ilmi faaliyetlerden bıkmazlar, usanmazlar. Acıkırlar, açlıklarını unuturlar. Efendim, ilmi faaliyet içerisine dalan bir kimse dünyayı unutur. Gerçekten de böyledir. Daha evvel nakletmiştik. İmam Müslim için anlatılan bir şey var rahimehullah. Bir hadis sorulmuş kendisine bir gün. O hadisi hafızasında, ezberinde yokmuş. Notlarından, kitaplarından araştırmaya başlamış. Evine gitmiş. O işe o kadar dalmış ki yanında bir sepet hurma varmış. O bir sepet hurmayı o hadisi araştırırken hepsini yemiş. Ve diyorlar ki rahatsızlanmış ve bu sebepten vefat etmiş. Aslı var mıdır? Allahu alem. Ama ilim ile iştigal eden insanların dünyayı unuttuklarını biliyoruz. Yani buna dair çok örnekler var. Bir şey anlatılır. Fıkra anlatılır. Bir hoca efendi evlenmiş. Kitaplara çok düşkün, kütüphaneye çok düşkün bir hoca. Evlenmiş ama hanımın yanına uğramıyor. Kütüphanesinde, odasında kitaplarla meşgul. Bir gün, iki gün, üç gün, bir gün hanım kapıyı tıklatmış, içeri girmiş. Demiş ki, hoca efendi ne yapıyorsun? İmam Cevheri'nin Sıhhah diye bir sözlüğü var Arapça. Onun Osmanlıca tercümesi Van Kulu. Van Kulu Mehmet Efendi diye birisi tercüme etmiş, bir alim. Allah ikisine de rahmet eylesin. O sözlüğe bakıyormuş. Demiş ki hanım, Van Kulu'na bakıyorum.
Demiş biraz da ben kuluna bak. Evet, ilim talebi böyle bir şey. İlimle iştigal böyle bir şey. Evleniyorsunuz, hanımı orada unutuyorsunuz. İşte bu kişiyi sonunda cennete götürüyor. Tabii hanımı unutmamak lazım. Onun hukukunu da gözetmek lazım. Ama ilmin insana verdiği tadı, lezzeti, doyumsuzluğu başka bir şey vermiyor gerçekten. Münhasıran Allah Teala'nın rızası için yapılması lazım tabii. Bunun da kayıtları ve şartları var. Birazdan göreceğiz onu. Burada bir şey daha anlıyoruz bu hadisten. İlim dinleyerek elde edilir. Yani ilim elde etmenin en temel yolu bir alimden dinleyerek, alarak, işiterek, akzederek öğrenmektir. Belli bir seviyeye geldikten sonra insan evet kendisi bunun üzerine ikmal edebilir ama işin temeli, aslı bir hocadan öğrenmektir. Bu sebeple bizim ilim aktarım tecrübemize baktığınız zaman bir talebenin bir hocaya mülazemet ettiğini görüyorsunuz. 10 sene, 20 sene, 30 sene hocası hayatta olduğu sürece ona mülazemet ediyor. O onun umdesi oluyor. Bir insan birçok hocadan ders alabilir ama umdesi bir kişidir. Çünkü o bir kişi ona temelinden itibaren kalkmış, uzun yıllar ilim öğretmiştir. İmam Ebu Hanife mesela rahimehullah, Hammad bin Ebi Süleyman, hocası Hammad bin Ebi Süleyman rahimehullah vefat edene kadar 20 sene ona mülazemet etmiş. 20 sene boyunca bütün ilimleri ondan öğrenmiş. Burada bir şey daha var, bir incelik daha var. İlim adamı o kimsedir ki 20 sene boyunca bir Ebu Hanife gibi bir talebeye bir şeyler öğretebilecek adam olmalıdır. Tek bir ilim dalında yetişmiş. Benim ihtisas saham mürsel hadislerdir mesela. Başka bir şey bilmiyor adam. İhtisas yapmış o konuda. Benim ihtisas saham budur diyor. Tamam, başka sahaya karışmamasını saygıyla karşılamak lazım. Bu önemli bir şey. Ben bildiğim konuda konuşurum, bilmediğim konuda konuşmam diyor adam. Saygıya değer bir şey. Ama İlim adamıyla bu adam arasında bir fark olmak lazım gelir. İşte o Hammad bin Ebi Süleyman gibi 20 sene boyunca bir talebeye bütün ilimlerde ders verebilecek insan olacak. Bu alim ile akademisyen arasındaki farkı da ortaya koyan bir şeydir aynı zamanda. Bir alimden usulü fıkıh okursunuz, fıkıh okursunuz, usulü hadis okursunuz, hadis okursunuz, usulü tefsir okursunuz, tefsir okursunuz, kelam okursunuz. Bir alim talebeye bunları verebiliyorsa bir kimse, evet o alimdir işte. Senelerce de ona devam etseniz, mülazemet etseniz doymazsınız. Bir şey daha var. Mülazemet demek sadece o adamdan ilim almak demek değil. Aynı zamanda o adamdan hal almak demek, onu örnek almak demek. Alim o kimse ki bütün tavrı ahvaliyle, bütün yaşantısıyla örnektir. Talebe ona bakarak kılığını, kıyafetini ayarlar mesela. İnsanlarla muaşeretini ayarlar, münasebetini ayarlar. Misafire nasıl muamele ediyor, ona bakar, onu örnek alır. Hastalandığında ne yapıyor, ona bakar, onu örnek alır. Çocuklarla, eşiyle, arkadaşıyla, akrabasıyla münasebeti nasıldır ona bakar, onu örnek alır. Dolayısıyla alim kişi hem ilmiyle hem yaşantısıyla topluma rehberlik eden kişidir. Hiç tarihte adına rastladınız mı bir insanın alim olsun ama mesela ahlaksız olsun? Böyle bir alim tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Alim diye tanıdığımız insanların tamamının hayatını okuyorsunuz. Evet işte menakıb diyoruz buna biz. Her haliyle gerçekten örnek insanlar. Bir alim dendiğinde aklımıza gelen şey hep her haliyle örnek olan insan. Bir de akademisyene bakın, aydına bakın. Elbette akademisyenler, aydınlar arasında çok mübarek, muhterem insanlar var. Ama
bir prototip olarak akademisyenin kişisel hayatını, beşeri münasebetlerini, aile hayatını, giyimini, kuşamını örnek almazsınız. Alma ihtiyacı hissetmezsiniz. Onun da böyle bir örneklik teşkil etme mükellefiyeti yoktur. Gelir size 2 saat, 3 saat fakültede ders verir, sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Dolayısıyla medreselerin kapatılmasıyla, ilim adamlarının, alimlerin aramızdan çekilmesiyle neler kaybettiğimizi bir kere daha burada acı acı hissediyoruz. Evet. ...210 numaralı hadis. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. İmam Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, İmam İbn-i Mace, Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş: kim bildiği bir ilimden sorulur da, men su'ile an ilmin alimehu, bildiği bir ilimden sorulur da, tümme ketemehu, sonra onu gizlerse, ulcime yevmel kıyameti bileceğimi minnar. Kıyamet günü onun ağzına ateşten bir gem vurulur. Buradaki incelik, Allahu alem, insan ilmini diliyle, ağız dediğimiz bu organla aktarıyor. Bu organı istimal etmesi, istihdam etmesi gereken yolda istihdam ve istimal etmediği için o organına bir ceza veriliyor. O organı vasıtasıyla kişiye bir ceza veriliyor. İnsanları hayra ve hakka yöneltmek alim kişinin vazifesidir. Bir insan ilmi toplumu hayra ve hakka sevk edebilecek bilgileri öğrendiği zaman omuzuna bir mükellefiyet alır. O mükellefiyet topluma yol gösterme, rehberlik etme mükellefiyetidir. Onun için hep öteden beri diyoruz ki ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak, İslami ilimler anlamında, dini bilgi tırnak içinde bir mükellefiyettir, bir yüktür. Bunu talep etmek için gençler bu kadar çok hevesli olmayın, bu kadar ileri atılmayın. Bunu öğrendiğiniz anda bundan mesul olursunuz, mesul oluruz. Hepimiz öyleyiz. Kıyamet günü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki kişi dört şeyin hesabını vermedikçe yerinden kımıldayamaz, bir adım atamaz. O dört şeyden biri de ilmiyle ne yaptığıdır. İlim sahibi olmayan insanın böyle bir sorguya muhatap olması söz konusu değil. Bir kere birinci maddeden kurtuldu. Niye bu kadar ateşe atılmaya hevesliyiz? Seleften birisine bir fetva sorulduğunda, bu yaşanmış bir vakadır. Bir fetva sorulduğunda bir arkadaşını işaret etmiş. Demiş ki o bu meseleyi benden iyi bilir, ona sorun. Gitmiş soruyu soran kişi, işaret edilen kişiye sorusunu sormuş. O da demiş ki falan kişi benden daha iyi bilir, ona sorun. Üçüncü kişiye göndermiş. Üçüncü kişiye gitmiş o adam. O da demiş ki falan kişiye, o birinci kişiye, ona git, o benden daha iyi bilir. Soru soran adam geri dönmüş, birinci kişiye gelmiş. Yani fetva verme mükellefiyeti, sorumluluğu öyle ağır bir iş ki selef-i salihin mecbur kalmadıkça bu işe atlamıyor. İmam Muhammed Zahid el-Kevseri merhumun makalatta bir makalesi var. Huturatü tesarru fil ifta. F
fetvada atılganlık, atılganlığın tehlikesi diye. Evet, tehlikeli bir iş gerçekten. Yani bilen insanın topluma yol göstermek gibi bir mükellefiyeti vardır, evet. Ama yanlış bilen bir insanın ya da bilmeyen bir insanın toplumu yanlışa sevk etme ihtimali de vardır. Onun için ilmi artan bir kimsenin bilmiyorum sözünü de olabildiğince sık kullanabilmesi lazım. Bilmiyorum demekten imtina etmemesi lazım. Ya karizma çizilir arkadaşlar, ne der? Ulan biz bunu alim biliyorduk, meğer bir numarası yokmuş derler mi? Desinler ya, ben bu sorumluluktan kurtulayım da. Yani ahiret endişesi bir mümin için, özellikle de ilim talep eden bir mümin için ahiret endişesi, başkalarının vebalini üstlenmek anlamında ahiret endişesi her şeyin başında ve önünde olacak. Ahiret endişesi esasen bir müminin hayatının her safhasında gündemin birinci maddesinde olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün cemaate namaz kıldırıyormuş Mescid-i Nebi'de. Tekbir almış, el bağlamış, biraz durmuş, selam vermiş. Demiş ey cemaat, ben abdestli olduğumu zannediyordum ama aklıma geldi ki abdestim yok. Siz burada bekleyin, ben abdest alıp geleyim. Size abdestsiz namaz kıldırmaktansa böyle bir durumda, böyle bir mahcubiyet yaşamak benim için evladır. Durun yerinizde, abdest alıp geleyim. Ahiret endişesi ön planda. Ömer gibi bir insan geçmiş insanların önüne namaz kıldıracak, tekbir alıyor, namaza giriyor. Kendinizi düşünün. Ben kendimi düşündüğümde ben böyle yapabilir miyim diyorum. Allah korusun, Allah böyle bir şeyle bizi imtihan etmesin. Yapamayabiliriz. Muhtemelen yapamayız. Adama bak ya, geçmiş önümüzde namaz kıldırıyor. Daha haberi yok, abdesti var mı yok mu derler. Ama ahiret endişesi her şeyin önünde işte. Ömer gibi bir insan bunu yapıyor radıyallahu anhu. Evet. Bu rivayet bizi bir şeye yönlendiriyor. Bilen insan bildiğini amel edecek ve bildiğini anlatacak. Bilmesi gereken insanlara anlatacak. Bilmeleri gerektiği kadarıyla anlatacak. Üç tane kıstas var. Bilen insan bir kere başta kendisi amel etmek için öğrenecek. Sonra bilmesi gereken insanlara aktaracak. Sonra bilmesi gerektiği kadarını anlatacak. Bu kıstaslara riayet etmek lazım. Geçmişte ulemamız, toplumumuz bunlara gerçekten bir hakkın riayet etmişler. Ama bugün işte Allahu Alem Türkiye'de senede basılan kitap sayısı 10.000'i falan bulmuştur. Böyle son derece denetimsiz, kontrolsüz bir okuma, bilgilenme, bilgi edinme faaliyeti. Hiçbir denetim yok. Hiçbir otokontrol yok. Hiçbir sansür yok. Kitap basımında sansür olsun mu? Bana şahsen sorarsanız benim şahsi fikrimdir, olsun. Sansür müessesesi olsun. Niye olsun? İnsanları zararlı bilgiyle baş başa muhatap bırakmaktansa sansür müessesesi çalışsın, faydalı bilgiyle münhasıran insanlar yüz yüze bulunsun. Osmanlı'nın son dönemlerinde böyle bir heyet vardı biliyorsunuz. Telif ve tercüme eserleri tetkik heyeti diye bir heyet vardı. İlim adamlarından oluşuyordu. Her neşredilen eseri alıyordu, o heyet inceliyordu. Bu kitap zararlıdır, bu kitap faydalıdır diyordu. Her ilim, her bilgi, herkes her bilgiyle muhatap kılınmamalıdır. Faydalısı var, zararlısı var. Kaldırabileni var, kaldıramayanı var. İşte toplumda gördüğümüz bu kadar karmaşa, bu kadar keşmekeş, denetimsiz, kontrolsüz bilginin tedavülde olmasından kaynaklanıyor. Başka bir sebebi yok. İmam Ali Yülkari merhum
bu rivayet üzerinde dururken enteresan bir şeye dikkatimizi çekiyor. Bilhassa bizim gibi böyle kütüphanesinde çok kitap biriktirmeye hevesli insanları bekleyen bir tehlikedir bu. Diyor ki, ilim ehli veya ilim talebesi tarafından ihtiyaç duyulan ve fakat nadir olan bir kitap bir adamın kütüphanesinde bulunur. Birisi ona ihtiyaç duyar, o kitabı vermez. Vermekten kaçınır. Nadir bir kitaptır çünkü. Bu böyle yapan adam da bu hadisteki tehdide muhatap olur diyor. Özellikle kütüphanesinde nadir kitap bulundurmak biliyorsunuz insana bir ayrıcalık sağlar. Hele yazmalar konusunda bu daha fazla böyledir. Bir sürü gayret sarf etmişsinizdir. O kitaba ulaşmak için bir sürü çaba, bir sürü emek, bir sürü para harcamışsınızdır. Birisi ondan haberdar olur. Çok ihtiyacı vardır. İster vermezsiniz. Kıyamazsınız. İşte bu vebaldir. En azından onun içindekilerden istifade etmesine, sizin kontrolünüzde istifade etmesine izin vermeniz lazım. Yoksa bu ilmi gizlemek olur. Allah korusun. Bu hadisin kapsamına girer diyor Aliyül Kari merhum. 211 numaralı hadisi okuyarak bir ara verelim inşallah. Ve an Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men talebel ilme li yujariye bihi'l ulemaa ev li yumariye bihi's sufahaa ev yasrifa bihi vucuhan nas ileyhi edhalahullahun nare revahu Tirmizi وَرَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Evet, İmam Tirmizi'nin Ka'b İbni Malik'ten radıyallahu anh, İbni Mace'nin de İmam İbni Mace'nin de İbni Ömer radıyallahu anh'tan naklettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ. Her kim alimlerle atışmak için, alimlerle münakaşa etmek için ilim öğrenirse, ev li yumariye bihi sufehae veya sefihlerle, cahillerle tartışmak için, onların cehaletini ortaya koymak için, kendi bilgiliğini, bilgiçliğini, bilgililiğini onlara itiraf ettirmek için, hissettirmek için öğrenirse ev yasrife bihi vucuhen nasi ileyhi veya insanlar kendisine yönelsin diye şöhret elde etmek için şan mevki makam elde etmek için öğrenirse edhalahullahun nare Allah onu ateşe sokar. Evet. Bilme işi bu kadar hassas, bu kadar tehlikeli İslami ilimlerden bahsediyoruz. Bilhassa İslami ilimleri böyle dünyevi bir maksatla öğrenmesi kişinin encamını Allah korusun berbat eder. Alimlerle münakaşa etmek ilim meclislerinde efendim, lan ne kadar alim bir adammış, kimse dayanmıyor bu adama dedirtmek için. Veya cahilleri mahcup etmek için, rencide etmek için, onlara kendi üstünlüğünü hissettirmek için, itiraf ettirmek için. Yahut şan için, şeref için, şöhret için, bir cemaat edinmek için, efendime söyleyeyim, kanaat önderi mevkiinde görülmek için ilim öğrenirse bir insan, akıbeti cehennemdir Allah korusun. Bu Ka'b bin Malik, bu rivayetin ravisi Ka'b bin Malik radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şairlerinden birisi biliyorsunuz. Şiir tarafı güçlü bir sahabi. Bir özelliği daha var. Tebük gazvesine katılamayıp da Medine'de kalan üç kişiden birisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz
Hazreti Cabir'den nakledilen bir rivayette şöyle buyurmuş: İnne bil medineti le ricalen ma sirtum mesiren ve la qata'tum vadiyen illa kanu ma'akum. Medine'de bir takım adamlar var. Tebük gazvesine katılan sahabilere hitaben söylüyor bunu Efendimiz. Gazveye giderken ya da dönerken. Medine'de bir takım adamlar var. Siz hiçbir mesafeyi, yolu yürümezsiniz ki veya hiçbir vadiyi kat edip geçmezsiniz ki onlar da sizinle birlikte olmasın. Şu kadar ki habesehumul marad, hastalık onları size katılmaktan alıkoymuştur. İşte o üç kişiden birisi Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh. Diğer iki kişi de Hilal ibn-i Ümeyye ve Mürare bin Rebi'a radıyallahu anhuma. Bu hadisin son cümlesini haber olarak anlamak da mümkün. Talep cümlesi olarak anlamak da mümkün. Yani kim böyle böyle yaparsa Allah onu ateşe sokar veya kim böyle böyle yaparsa Allah onu ateşe soksun şeklinde de anlaşılabilir. Evet, bu şu anlama gelmiyor. İlim sahibi bir insan, ilim elde etmiş bir insan, hakkı müdafaa etmek gibi bir maksat taşıyarak alimlerle münazara yapmaz, yapmamalıdır. Hayır, böyle anlamak doğru değil. Alimlerle ilmi münazara hakkın ortaya çıkması için yapılır. Bu da bir farzdır. Hakkın ve hakikatin ortaya çıkması için bir alimin vaaz-ı nasihat etmesi, talebe yetiştirmesi, irşatta, nasihatta bulunması nasıl farzdır? İlmi anlamda mübahase, münazara, münakaşa yapması da öyle bir farzdır. Ama burada onu bekleyen bir tehlike var. Çok hassas bir şey bu. Eğer bir insan bunu, ya ne kadar alim adammış, helal olsun be, dedirtmek için yaparsa Allah onu ateşe sokar. Bu bakımdan niyet. Son derece önemli. Amelin başında da bulunacak, ortasında da bulunacak, sonunda da bulunacak. Kalpte bir ikileme olur, bir oynama olur. Kalp bir tarafa kayabilir, niyette bir bulanma olabilir. Akıllı kimse odur ki niyetini ve kalbini hep kontrol altında tutacak. Allah korusun. Böyle bir ikileme, böyle bir oynama ki çok mümkün, hele böyle bir ortamda çok mümkün. Çünkü bunun olması için her türlü şey mevcut. Her türlü sebep mevcut. Bu olduğu zaman kişi ahiretini berbat eder. Bu kadar hassas bir iş, Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırmasın. Evet, şimdi bir 15 dakika ara verelim. Vaktimizi sektirmeden, Muhlis Hoca'dan uyarı almadan 15 dakika sonra inşallah tekrar bir araya gelelim.